Herkese selamünaleyküm, hayırlı günler diliyorum. Şahsiyet sosyolojisinde bugün Kadir Gecesi'ni konuşacağız inşallah. Ramazan bizi yavaş yavaş terk ediyor, hissediyoruz. Bir hüzün çökmeye başladı kalbimize artık Kadir Gecesi'yle birlikte. İnşallah böyle istifadeli şekilde bu son kalan kısmı da değerlendirip Rabbimin affına layık olan kullardan olarak bayram ederiz inşallah hem ruhen hem bedenen. Bugün konuğumuz çok kıymetli benim için. Firuzan Çetin Hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Mürşide Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam? Çok Nasıl sağ geçiyor olun. Ramazanınız? Elhamdülillah. Bu Ramazan ya çok özlemişiz gerçekten ruhunu, o birlikteliği. Çok tatlı ve bitmesin istediğim çok ender Ramazanlardan bir tanesi. Anladım. Birbirimizin gurbetinde kaldığımız 2 Ramazan geçirdik. O birlikte olmak, cemaat ruhu, teravihler, mukabeleler. Ramazan bize yeniden bu sene özümüzü hatırlattı. Rabbim fırsat verdi. Gidiyor olmanın hüznü var ama aynı zamanda da bayramdan sonra ömrü Ramazanlaştırmanın, hayata dönüştürmenin şimdiden kararlılığını, istikrarını da kalbimize davet ettiğimiz bir dönem. Rabbim İnşallah. inşallah geçirdiğimiz bu staj dönemini ömrümüze, hayatımıza yayabilmeyi ihsan eylesin diye dua edelim. İnşallah hocam çok güzel bir tanımlama. Staj dönemimizi inşallah hakkıyla bitirip asıl İnşallah. görevimize devam ederiz Allah'ın izniyle. Bugün Kadir Gecesi'ni konuşalım istedik. Kadir Gecesi nedir? Bin aydan neden hayırlıdır? Nasıl istifadeli geçirelim veya nasıl arayalım, nasıl davranalım diye size sormak istedik. Buyurun, söz sizde hocam. Evet, Rabbimizin Ramazan'ın son 10 günü diye hani belki rakamsal Efendimizin bize ifade ettiği bir Evet. bereket dönemini, ihyamızı beklediği bir dönemdeyiz. Ama ilk önce bu gecenin mana ve mahiyetini bize böyle bir altın kapta sunan bir suremiz var. Kadir suresi, bir onu Evet. almadan geçmemek lazım. Çünkü Evet. Kadir suresi müminin kalbine Kur'an'ı ikram eden, Kur'an'ı sunan bir sure aslında. Bugün bir tefsir dersi değil. Tabii bu mahiyette gitmeyeceğiz ama hem gecenin hem Evet. surenin adını aldığı kavramı ilk önce bir kavramsal olarak açıklamak istiyorum. Çünkü kavramlarla ancak dünyamıza nazil oluyor birçok şey ve özellikle ayetler. Kadir kelimesinin sözlük manası çok geniştir Mürşide Hanım. Kadir kelimesi kadera, sözlük manası ölçmek, karar vermek, değerlendirmek, değerli kılmak. Bunun altını Evet. bugün özellikle çiziyorum. Çünkü üzerinde basa basa duracağımız en Evet. önemli kavramlardan ve açılımlardan biri bu olacak. Ve bir şeyi tamı tamına vermek anlamı vardır. Bir şeyi tamı tamına vermek. Hakkını mı vermek hocam? Hakkını vermek ve ne veriyorsa olması gerektiği kadar vermek ve bu gece Allah Celle Celaluhu'nun inşallah bizlere ikram ettiği o Kur'an'ın tam bize ihtiyacımız kadar olan, aslında Allah'ın verdiği en büyük nimetin olduğunu da takdir ettiğimiz, değerlendirdiğimiz bir gece olsun. Şimdi Kadir Gecesi'ni Kadir Gecesi yapan, Ramazan'ı Ramazan yapan nedir? Şehru Ramadan'ın dediği unzile fihir Kur'an. Onunla indirilen Kur'an'dır. Bugün aslında Ramazan'ın son 10 günü niye, bunu herhalde biraz sonra tekrardan konuşacağız ama Evet. ilk önce bu geceyi bu kadar değerli kılan Kur'an'ı bir anlamak gerekir. Arkadaşlar, Kur'an değerlerin değerini korumayı ve farkında olmayı öğreten tek değerli kitaptır. Çok güzel. Değerlerin Tekrar etmek istiyorum. Değerlerin değerini değerini korumayı ve farkında olmayı öğreten tek değerli kaynaktır. Ve arkadaşlar, Ramazan ve Kur'an Allah'ın insana verdiği değeri hatırlatan bir dönemdir aslında. O yüzden Kadir Gecesi'nin Kur'an'la ve Ramazan'la bir üçlü ilişki kurması çok önemli. Çünkü insan değerini ancak bu kitapla tanıştığında, bu kitabı anladığında anlamaya başlıyor ve insanın yeryüzünde en büyük yaşama belki de enerjisini sağlayacak o anlamını bulma, amacını bulma ve değerini bulma yolu ancak buradan geçiyor. Arkadaşlar, Kadir Gecesi bize bugün bence insanın kıymetini fark etme gecesi olarak Allah'ın sunduğu bir imkan. Biz
Kur'an'ı anladığımızda, Kur'an'la tanıştığımızda Kadir Gecesi'nin mahiyetini Ramazan'ın son 10 gününden bir geceden çıkartıp bir yaşam tarzına dönüştürdüğümüzde aslında kendi anlamımızı, kendi değerimizi de fark etmiş olacağız. Ve en güzeli de ne biliyor musunuz? İnsan Kur'an'la tanıştığında, hayatındaki o değişimi fark ettiğinde çok inanılmaz bir ruhsal zenginlik kazanmaya başlıyor. Hani çok güzel bir söz vardır. Kur'an'la tanışanlar yol kesici iken yol gösterici oldular. Yani Ebu Zerler gibi düşünün, çok ilginçtir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın hayatı Kur'an'la Resulullah'la tanışmadan önceki hayatını hepimiz biliyoruz. Gerçekten bambaşka bir hayatı var ama Kur'an'la tanıştıktan sonra nasıl inşa olmuş, nasıl inşa etmiş? Çünkü arkadaşlar Kur'an'ın en büyük amaçlarından bir tanesi insanı inşa edip geleceğe hazırlamak. Ve işte tam da Kadir Gecesi'nde bize ikram edilen bir kitabın bize sunduğu en büyük imkan ve fırsattı bu olmuş oluyor. Bir şey de çok etkiler Mürşide Hanım. Neden Allah Celle Celaluhu Kur'an'ın indiği geceye Leyletül Kur'an demiştir de Leyletül Kadir demiştir? Evet hocam, ben de merak ediyorum gerçekten. Evet, yani Allah Celle Celaluhu Kur'an'ın gecesi diyebilirdi. Yani bir Kur'an Tabii ki. kelimesi Ama Kadir kullanabilirdi kıymet bilirsiniz. ama Leyletül Kadir diyor Allah Celle Celaluhu. Kadir gecesi yani Evet. değerlilik gecesi. Bu Kadir kelimesi içerisinde özellikle bugün değer kavramı zihnimize bir oturursa sevgili Evet. dostlar, Allah'ın insanı neden Kur'an'la muhatap kıldığını, niçin yarattığını belki de bir anlama yolu, bir ipucu yakalamış olacağız. Allah Celle Celaluhu Leyletül Kadir ifadesinde üç değerliyi bir araya getiriyor. Kur'an, Kur'an, insan evet. ve zamanların değerlisi gece. Çok güzel. Üç değer bir araya geliyor. Bu üç Çok güzel. değerin buluştuğu an, yani insan, Kur'an ve gece, yani insanın kendini ayırdığı o Hira vakti, yani ikranın insanın kalbine inebilmesi için Resulullah'ın Hira'da geçirdiği o dönem gecelerimizde bize ikram edilen bir fırsat. O fırsatı insan yakaladığında bambaşka bir hale dönüşüyor Mürşide Hanım. Ve bu Evet. üç değer aslında bize Allah'ın neyi ikram ettiğini çok daha anlamamızı sağlıyor. Şimdi Kadir suresinin ilk ayetinde İnna enzelnahu fi leyletil kadir der. Biz o Kur'an'ı gece Kadir gecesinde indirdik. Enzelna kelimesinin sözlük manası çok hoştur. İndirmek anlamındaki Evet. kelimenin Evet. sözlük manası uzak yoldan gelmiş aç misafire kurulmuş mükellef sofra demektir. Çok güzelmiş. Evet. Bu bir sorun değil arkadaşlar. Bu bir sözlük açılımı. Uzak yoldan gelmiş, aç misafire kurulmuş mükellef bir sofra. Evet, hayatını dünyadan hayatın sırtında sırata doğru ilerlerken cennet yolcusu olmaya aday her müminin mutlak başına oturması, beslenmesi, mutlaka müracaat etmesi gereken bir kaynak Kur'an sevgili dostlar. Evet, Ve çok Allah güzel. Celle Celaluhu o gece bize Kur'an'ı hediye ettiğini söylüyor. Burası çok önemli. Yüce bir makamdan gelen hediye çok değerlidir. Ve Kesinlikle. o Kur'an'ın arkadaşlar bize neyi getirdiğini, neyi amaçladığını unutmayacağımız bir hayatımız olsun aslında meramıdır Kadir Gecesi. Sorularınıza bilmiyorum aralık veriyor muyum ama... Güzel gidiyor yok. Ben şey demek istiyordum, hani bin haydan hayırlı olmasını muradı nedir? Onu da araya sorayım, siz devam edin hocam. Tamam, onu alacağım inşallah. Bir aydan niçin böyle Allah Celle Celaluhu farklı bir kavram kullanmış? Ama ilk önce o bin ayı bin ay yapan Kur'an'ı birazcık daha Evet. anlayalım istiyorum. Çünkü hep Cemil Meriç'in sözüydü galiba. Vakıf olmak onu anlamaya engeldir. Gerçekten öyle. Bir şeyi elimizde çok fazla bulunmak, çok fazla onunla hemhal olmak bazen değerini bizden alabiliyor. Efendimizin beni çok düşündüren bir hadisi şerifi vardır. Diyor ki Allah Resulü, La yetesavvedül Kur'an, Kur'an'ı yastık edinmeyin. Çok Çok düşündürücü güzel. bir hadisti. Evet. Kur'an'ı
yastık edinmeyin. Yani Kur'an'ı bir vicdan rahatlatma operasyonuna dönüştürmeyin. Dayanak kendinize delil. Yani bir Ramazan mukabeleleriyle, Cuma Kur'anlarıyla bu sorumluluğu tamamladığınızı düşünmeyin. Bunlar Kur'an'ın kıraatının evet birer parçası ama bütünü değil. Anlamı mücadelesi vermek, yani İbni Ömer, Abdullah'ın çok beni etkiler, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Bakara suresine 12 yılını vermiş anlamak için ve bitirdiğinde kurbanlar kesmiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani o kadar büyük bir teşekkür etme ihtiyacı hissetmiş. Bugün Allah izin verirse inşallah bu programın sonunda kalbimizde ve aklımızda şu kalsın arzusundayım. Biz Allah'ın hangi ayetine gönlümüzü ve kalbimizi açmışsak, çünkü Efendimizin dualarından biridir, Rabbim Kur'an'ı bana, beni Kur'an'a aç. Çok güzel. Biz kalbimizi ve aklımızı Rabbimizin hangi ayetine açmış, anlamak için emek vermiş, gönül teri dökmüşsek o gün bizim Kadir gecemizdir. Çok güzel. Ve o yüzden biz Allah izin verirse, ben hatta tanıtımda da öyle kullandım afişimizi, Kur'an'ı kalbinde taşıyan gecelerimizi çoğaltalım istiyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ı kalbinde taşıyan gecelerimiz olmalı. Bu sadece Ramazan'ın son 10 gününde yapıverdiğimiz, bir gecede Evet. bitiriverdiğimiz, sonra da yolumuzdan eskisi gibi kaldığımız yerden devam edeceğimiz bir yaşam tarzı olamaz. Ve arkadaşlar, Kur'an insanı karanlıklardan aydınlığa çıkartan ve ötelere taşıyan bir gücün adı. Ve Kur'an'ın bir maksadı var arkadaşlar. Kur'an'ın maksadı okuyup anlaşılmak, anlaşılıp yaşanmak. O yüzden yarın Allah Resulü'nün Rabbimizin katında yapacağı bir şikayet bugün bizim kitabımızda bir ayet olarak karşımızda durur. İnne kavmi ittehadu hadal Kur'ane mehcura. Benim kavmim var ya diyecek Resulullah. Bugünden Rabbim ifade ediyor. Bu Kur'an'ı mehcur bıraktılar. Kur'an'dan Yaklaştı hicret ettiler. Aslında kelimenin tam orijinal manası budur sevgili dostlar. yani. Kur'an'dan hicret. Çok ilginç. Evet. Yani bir şeye yöneldiğinde insan bir şeyi geride bırakır Mürşid Hanım. Evet. Bir şeyi tercih Uzaklaşırsın. ettiğimizde, efendim? Hocam bir söz var ya, insan Allah'a iki halde yakalanır. Ya Allah'a doğru koşarken ya da Allah'tan hızla uzaklaşırken. Aynen öyle. Yani bir şeyi tercih etmek, bir şeyi geride bırakmak demektir. Kur'an'ın dışındaki tercihler, onu geride bıraktığımızın en büyük zaten göstergesi, yaşam göstergesi. Ve o yüzden de bizim bugün yeniden bu Kur'an'ı her elimize alışımızda, arkadaşlar beni çok etkiler. İkrime, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kuzenidir biliyorsunuz. Ebu Leheb'in oğlu. Öyle bir Kur'ani bütünlüğü var ki içinden dışına beni çok etkiler. İkrime yıllar sonra bakın iman ailesine giriyor ve Kur'an'ın müfessirlerindendir. Kur'an'ı sevenlerdendir aynı zamanda. Şöyle gezermiş İkrime, Kur'an'ı böyle göğsüne bağlarmış. Yolda bir annenin bebeğini kucaklaması gibi Kitab-ı Rabbi diye böyle sarılır. Vay Rabbimin kitabı diye sevdasını dile dökermiş. Ama bu bir kabuk gösterge sevgi değil Mürşid Hanım. Bu çok farklı. Yani bu insanın içinden o bütünleşmenin getirdiği bir eylem aslında. İşte be. bunu yakalayabilmek, Kur'an'la bütüncül bir yaşam tarzına dönüşebilmek için anlayarak okumak, yani kıraat etme, kara kelimesinin Kur'an'ın kök fiilinin sözlük anlamı budur. Anlayarak okumak. Kur'an'ın Arapça kara kelimesinin Arapça sözlükte karşılığı nedir biliyor musunuz Mürşid Hanım? Cema'a. Kara Toplanmak kelimesinin yani. Arapça sözlükte toplamak olarak tefsir edilir sözlük olarak. Yani Evet. Kur'an kalbi, aklı, duyguları bir araya toplayan bir kitaptır. Çok güzel. Anlamı içerisine, hayatın bütünü içerisine içinde toparlayan bir kaptır. Kur'an okuyanları etrafında toplayan bir merkezdir. Aynı Kabe gibi. Yani onu hayatının merkezine alanları da bir yerde tutar, okuyanı da bir merkezde tutar ve bu insanın iç parçalanmasını, dağılmasını, Evet. savrulmasını engelleyen sağlam bir yere tutunmanın göstergesidir. Çok güzel hocam. Ve o Adını yüzden Allah kullanmam. Celle Celaluhu Kur'an'ı urvetül vusta olarak tanımlar, sağlam bir kulp. Sağlamak. Tutunduğunuzda savrulma tehlikesine karşı emniyettesiniz demektir. Ben şu ayeti her duyduğumda Rabbimizin
bize olan o ihtarını nasıl es geçtiğimizi bazen anlayamıyorum. Kur'an'da Rabbimizin şöyle bir sorusu vardır bize Mürşide Hanım. Fe'enna tu'ufekun der. Nasıl da sabrediyorsunuz? Evet. Nasıl da Çok iyi. sabrediyorsunuz? İşte savrulmaya çok müsait olduğumuz bir yaşamın, bir dünyanın bir parçası olduğumuz bugün de, bu gündemde Kur'an'a yeniden sarılmak, savrulmamak için Allah merkezli bir emniyet oluşturmak tercihimiz olacak. Hocam bir parantez açayım. Hani ruhumuza böyle şifa olsun. Biraz önce söylediğiniz, biz hep şeyden korkuyoruz ya müminler olarak, ayaklarımızın gerisin geriye gitmesinden. O benim mesela kalbimi hep titreten, korku şey yapan bir şeydir. Hep, Rabbim ne olur yani şu canı verinceye kadar hayırlı bir şekilde yaşamayı ve verdiğin emanetlere sahip çıkabilmeyi nasip et diye hep içimde ürperti olur. Dediğiniz çok güzel. O zaman tutunalım. Sağlam kulplara tutunalım. Savrulmamak için yol haritamız, yönergemiz orası olsun. Ve Çünkü öyle yol alalım yani. o konuda Rabbimizin o kadar müthiş bir tesellisi var ki Mürşide Hanım. Enfal suresi 24. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu diyor ki ey iman edenler o sizi hayat veren şeye davet ettiğinde hemen Allah ve Resulüne icabet edin. Bunun açılımı nedir biliyor musunuz? İnsanın daima canını besleyen bir damar Kur'an. Mesela şeyde Kadir suresinde tenezzelül melaiketi var ruh der ayet-i kerimede. O gece melekler ve ruh yeryüzüne iner. Ruhu genelde Cebrail aleyhisselam olarak tanımlar müfessirlerin çoğu ama ruh hayat ve can kaynağı demektir. O gece inen ruh Kur'an'dır. Getirilen hayatın kendisidir. O yüzden ruh bedene Kur'an topluma can verir. Ve insanın bu canı, bu beslenmeyi sağladığı müddetçe Allah'ın izniyle savrulmak, geriye doğru gitmek, son nefeste kaybetmek yok. Çünkü ben şuna çok inanıyorum. Allah emeğe çok saygılı. Yani bir insan Allah'lı ve anlamlı Kur'an merkezli bir hayat yaşayacak. Sonra son nefeste Rabbim şeytana müsaade edecek, gelecek, alıp gidecek. Böyle bir şey yok. Rabbim emeğe çok saygılı. Hocam, Biz kalbimizi nasıl ferahlattınız hocam? Allah razı olsun. gayret gösterelim. Biz mücadelemize Kur'an merkezli hayat yaşamaya devam edelim. Ömrün finalinin de sahibi olan Allah emeğimize sahip çıkacaktır. Ben bu konuda Rabbime çok güveniyorum gerçekten. İnneke la tuhliful miat diye tanıyoruz biz onu. Sözünden dönmezsin Rabbim diyoruz. Ve o yüzden de bize düşen şimdi Kur'an'ı hayatımızın merkezinde bir değer algısı oluşturacak bakış açısına dönüştürmek. Arkadaşlar çok güzel iki cümle vereceğim burada. Bunlar aslında Kur'an neden hayatımızın merkezinde tutmamız gerektiği noktasında da bize bir yol haritası olacak. İnsanın diri bir bilinç, kuvvetli bir iradeye sahip olabilmesi için dört şeye ihtiyacı vardır. Hemen not alıyoruz hocam, Çok buyurun. ihtiyacımız olan bir şey. Evet, diri bir bilinç, kuvvetli bir iradeye sahip olmak için dört şeye ihtiyacımız var. Bilgi, Evet. tefekkür, inanmak ve eyleme geçmek. Tekrar İnanmak. edelim mi? Evet Bilgi, hocam. tefekkür, inanmak ve eyleme geçmek. Evet. Arkadaşlar, Kur'an bünyesinde bu dört özelliği bulunduran tek kitaptır. İnsan Kur'an'la diyalog kurduğunda yani Kur'an merkezli bir yaşam tarzı hedeflediğinde bu dört özellik insanın hayatına girer ve o zaman da işte anlamak iradeyi tahrik eder, amaç haline gelir çünkü amaç iradeyi tahrik eder ve insan yapması gerekenleri niçin yapması gerektiğini anlayacak bir bilinçle, farkındalıkla hayatına yeniden yön vermeye başlar. Kur'an'ı anlayarak okumak diye bir başlık atmaya çalışıyorum bugün ara ara cümleler arasında. Evet. Yani kıraat etmek. Bu aslında yeni bir açılım değil sevgili dostlar. Bu arada çok fazla soru alıyoruz. Hani hocam sadece işte mealini mi okuyalım, Evet, işte evet. Kur'an'ın Arapçasını hiç. Hayır. Kur'an'ın kendi kelamını da kıraat edeceğiz. O çok bambaşka bir şey. Cennetçe Kur'an. Yani o telaffuzu, o Kur'an'ın metnini okuyacağız, o kıraat edeceğiz Allah'ın izniyle. Her gün kalbimiz, kulağımız o sesi duyacak, bizden duyacak. Kendi sesimizle, kendi kalbimize o sesleri inşallah inzal edeceğiz, ikram edeceğiz. Bu hayatımızın zaten değişmez bir ilkesi ama aynı zamanda anlama mücadelesi vereceğiz. Çünkü Kur'an'ı anlayarak okumak ne kazandırır diye bir paragraf vermek istiyorum. Kur'an'ı anlayarak okumak bir, tefekkür, iki, akletme,
3 Evet. ruhi derinlik, 4 Kur'ani şuur, 5 imani kültür ve 6 İslami olgunluk kazandırır. Çok güzelmiş. Tekrar etmek istiyorum. Evet hocam. Çok de söyledik ama bunların her birinin eğer bir alanı olsaydı, kürsüsü olsaydı, gidip mezun olsaydık, şöyle yakamıza etiketini taksaydık, emin olun böyle bu kadar kolay insan aslında verilmemiş ama emek verdiğinde de Allah'ın lütfuyla ikram edilecek başlıklar. Tekrar ediyorum, tefekkür, akletme, ruhi derinlik, Kur'ani şuur, imani kültür ve İslami olgunluk kazandırır insana Kur'an'ı anlayarak okumak. Şimdi o Binali'den hayırlı kısmına geleceğim ama o gece inen tenezzelül melaiketi var ruh ifadesi beni çok etkiler. O gece melekler ve ruh yeryüzüne iner. Kur'an'ın indiği gece, Kur'an'ın doğum gününde yeryüzüne melekler indiler, Kur'an'ı inzaline şahitlik ettiler, o törene dahil oldular. Fakat çok ilginçtir Mürşide Hanım, Allah'ın burada kullandığı kavram geçmiş zaman kipi değildir, kalıbı değildir, geniş zaman kalıbı kullanmıştır. Bu ne demektir biliyor musunuz? Kur'an'ı anlama mücadelesi verildiği her gün, her an o melekler ve insana hayat veren ruh inmeye devam edecektir. Hocam şey gibi mi? Hani arayana her gün Kadir Gecesi bir günde arayana bir gün, her günde arayana da her gün Kadir Gecesi gibi bir şey çıkıyor o zaman dediğinizde. Aynen öyle. Aynen öyle. İşte o bin aydan hayırlı olma kısmı da burada o devreye giriyor. Ve Allah Celle Celaluhu bize arkadaşlar aslında bakın bu çok önemli bir kavram. Az önce Enfal Suresi 24. ayeti okumuştum. Allah Kur'an'ı davet ettiği o ilahi rehberliği hayat veren diye can kaynağı olarak karşımıza çıkarmıştı. Kur'an'da hayat nedir sorusunun cevabı tek kelimeyle Enfal Suresi'nde burada verilmiştir. Kur'an'a göre hayat eşittir hidayettir. Yani Kur'an'ın insana yaptığı ilahi rehberlik. O yüzden de Mürşide Hanım, gerçek ölüm hayattan kopmak değil, hakikatten kopmaktır. İnsan Evet. hakikate rehberlik edecek bu kitapla kalbi ve akli bir mesafe koyduğunda, Aynen. hayatına taşımadığında işte o insanı bütünüyle, içiyle dışıyla bir eden o gerçek yaşama sevinci dediğimiz mutluluktan kendi elleriyle kendini mahrum etmiş oluyor. İnşallah Rabbim bizlere bu kitabın sayesinde bir ömrü bin aydan yani takriben 83 yıl demek bu. Az buz bir şey değil yani 83 yıla tekabül ediyor. O kadar ilginç ki arkadaşlar yani gecelerden bir geceyi bin aydan hayırlı hale getiren bir kitabımız var. Peki biz ne yapacağız? O Evet. zaman bizim yapacağımız en önemli şey nedir biliyor musunuz? Allah Kur'an'ın inişiyle gecelerden bir geceyi bin aydan daha hayırlı bir hale getirmişse, o zaman bize düşen en büyük hedeflerden bir tanesi arkadaşlar, bizi bir ömre bedel anlar yaşayacak, yaşatacak Kur'an merkezli bir bakış açısına sahip olmak. Bazen insan bir ömre bedel anlar yaşar Mürşide Hanım Evet. ve bu anlar mizanın dengesini değiştirir ve öyle anlar bir ömrü kurtarır. İşte insanın böyle ömrünü kurtaracak anların oluşabilmesi için Kur'an'ın her gün yeniden yeniden kalbimize nazil olması lazım. Muhammed İkbal'in çok güzel bir hatırasını anlatır bize. Der ki ben Kur'an'la yetişmiş bir gençtim. Babam bir gün bana dedi ki Muhammed oğlum Kur'an oku. Baba dedim diyor yani yapmadığım Evet. bir şeyi söylüyor gibi söylüyorsun. Hani Kur'an oku diyorsun ama zaten okuyan birisiyim. Hani yapmadığım bir şey mi? Evladım ondan bahsetmiyorum. Sana indirilen Kur'an'ı oku. Çok güzelmiş, evet. Resul'e indirileni, Allah Resulüne indirileni Resulullah okudu, anladı, kıraat etti, akıl etti, tedebbür etti ve hayatına taşıdı. O kitaptan senin hayatına inen, senin hayatındaki ayetleri oku. Çok ilginç bir bakış açısı. Şimdi Evet, çok bugün farklı. aslında kendimize soralım Mürşide Hanım. Bizim hayat kitabımıza kaç ayet indi? Evet. Kesinlikle. Burada gerçekten Hadid suresindeki o ayet çok etkiler. Elem ye'ni lillezine amenu en tahşa'a kulubuhum diye başlar ayet. Şöyle der ayetin mealinde.
Onlara indirilen ayetler karşısında kalplerinin titreme ve harekete geçme zamanı gelmedi mi? Şimdi bugün soralım bu soruyu bize. Kalbimizi harekete geçiren ayetlerimiz, bizim hayat kitabımıza inmiş ayetlerdir. İbni Ömer, Hazreti Abdullah, Hazreti Ömer'in oğlu hep bu ayeti okuduğunda durur. Kur'an'la canlı bir ilişkiye geçer, şöyle cevap verirmiş. Geldi ya Rabbi. Geldi. Kalbimizin titreme zamanı geldi ya Rabbi. Bugün Kur'an'a böyle cevap verdiğimiz bir gece olsun. Şimdi bana soruyorlar Kadir Gecesi'nde ne yapalım diye. Kadir Gecesi tek gece olsaydı, bu gece bitip defteri dürülecek bir gece olsaydı kolaydı. Yani işte şu kadar namaz, bu kadar tesbih içi geçiştirirdik. Ama Kadir Gecesi'ni ihya etmek bir yaşam tarzı sevgili dostlar. Bugün biz bunu anlayacağız ve o yüzden de kalbimizle Kur'an'a mukabele ettiğimiz, onunla canlı diyaloğa girdiğimiz kıraatlarımızın olduğu gecelerimizi çoğaltacağız. Yapacağımız en önemli eylemlerden bir tanesi de bu. Çünkü arkadaşlar, fıtri kadrinin farkında olan, yani yaratılış değerinin farkında olan insan kudretini Kur'an'dan alır. Yeryüzünde savrulmamak için, hayat yolculuğumuzda mukavemetli bir yolculuk yapabilmek için bizim bu beslenmeye, bu yolculuğa çokça ihtiyacımız var. Kesinlikle, kesinlikle. Bir de burada şeyi eklemek istiyorum Mürşide Hanım. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kadir Gecesi'nin bize aslında değer kazanabilmek için nasıl bir yöntem kullanmamız gerekirken Kur'an merkezli bir yöntem, bunu anladık. Ama aynı zamanda da bu Kur'an'ın değiştirici, dönüştürücü gücüne talip olup yapmakla olmak arasındaki tercihlerimizi de yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini anlıyoruz. Eğer bu gece mesela özellikle Kadir Gecesi adına ihya edeceğimiz bir gece olacaksa, ben diyorum ki bu gece şöyle küçük bir muhasebe kapısı açalım. Diyelim ki bugüne kadar, bu ömrümün bu saatine, bu zamanına kadar yapmayı mı olmayı mı tercih ettim? Çok güzel ya, evet. Doğru. Çünkü yapmak insanı anlık, olmak devamlılık içerisinde değerli kılar. Yaptığınızda anlıktır ve değer de anlıktır. Kalıcı değildir, geçicidir. Ve bugün insanların bu kadar çok maskeli olmasının, bu kadar kendileri olamamamızın sebebi de bu yapmakla olmak arasındaki dengeyi kuramayışımızdan kaynaklanıyor Hocam, Mürşida. toplumsal olarak farklı bir şey kendi alanımla ilgili söylemek istiyorum. Toplumlara belki nüfuz edemememiz, bugün dünyada yaşadığımız dini yeterince yayamamamız ya da etkili olamamızın asıl sebebi biraz önce söylediğiniz herhalde, reçete o. Yani biz gerçekten olmak gibi değil mi yaşamak için yapsaydık belki çok daha etkili olacaktık. Hani çocuklarımıza bazen ebeveynler geliyor, çocuklarımıza etkili olamıyoruz. Çünkü biz samimi herhalde değiliz ya da dediğiniz gibi sadece yapmak için yapıyoruz. Yani Anlık yaşıyoruz. teşekkürü, ibadetlerimizi, yoksa ben de inanıyorum, samimane bir tas çorbayı bir komşumuza götürdüğümüzde onun kalbinde başka bir şey olacak, değişecek. Namazlarımızı Kesinlikle. ihlasla kıldığımızda değişecek, ailemize yansıyacak. Ama biraz önce dediğiniz çok kıymetli. Belki inşallah Rabbim buna vesile kılsın. Gerçekten hakkıyla yaşayabilmeyi nasip etsin. Amin. Çünkü Mürşide Hanım, bu da çok önemli bir cümle. Kur'an kimliğimizi, kişiliğimize dönüştürmek için indirilmiş bir kitaptır. Evet. Bizim Çok güzel. kimliğimiz Müslüman. Evet. Müslüman demek, yani Haç suresinde o kadar güzel bir tanım veriyor ki Allah, huve semmakumul muslimun min kablu ve fi hâzâ liyekûnel rasûlü şehîden aleykum ve tekûnü şühedâ alennâs. Allah size ve sizden öncekilerin Müslüman dedi. Niçin? Bakın niçinini Allah anlatıyor. Rasûlü size şahit, rol, model, örnek olsun. Evet. Ve tekûnü şühedâ alennâs. Siz de diğer insanlara rol ve model olun diye. Müslüman olmamızın sorumluluğu bu. O yüzden Kur'an kimliği kişiliğimize dönüştürmek için indirilmiş bir kitap. Bu kimliği kişiliğe dönüştürebilmek için de mutlak doğru bilgiyle tanışmamız gerekiyor. Yine arkadaşlarımıza bu anlamda düşündüreceğini düşündüğüm bir cümle kullanmak istiyorum. Yaptıklarımız bilgimizi, bilgimiz bilincimizi, bilincimiz kişiliğimizi aşamaz. Bir daha alabilir miyiz hocam? Tabii ki de yaptıklarımız bilgimizi, bilgimiz bilincimizi, bilincimiz kişiliğimizi aşamaz.
Evet. Nasıl bir kişiliğimiz olsun istiyorsak bilgimizi ve bilincimizi bu anlamda mutlaka tanzim etmek, doğru değerlendirmek, doğru tercihlerde bulunmak bizim tercihimiz olacak. Ve bu konuda az önce yapmakla olmak arasında, yani insanın o gerçek değerini taşıyabilmek için, anlamsızlık hastalığından kurtulabilmesi için Kur'an'ın bu insanı geliştiren özelliğine mutlaka müracaat etmesi lazım. Çünkü yapmak olmak bir aşama daha var, olgunlaşmak. Kur'an'ın insanı götürmek istediği hedef bu arkadaşlar. İnsan yapmakla başlar, olmaya başlar. Kur'an'ın hedeflediği insan nedir? Olgunlaşmak. Çünkü dünyada mükemmel insan yok, tekamül etmiş insan var. Bunu hep söylüyoruz biliyorsunuz. Ve işte tam bu noktada olmakla olgunlaşmak arasında bir ömür vardır Mürşide Hanım. Olmakla olgunlaşmaya bir ömür gerek. O yüzden de bir ömrümüzün ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bir Evet. ömre bedel gecelerimiz olmalı. Ömre bedel günlerimiz, saatlerimiz olmalı. Hocam İmam Şafii Hazretleri hakkında yazdığı kitapları hesaplıyorlar, yaşını hesaplıyorlar, ömrünü yok diyorlar. Yani yetmez. Şimdi biraz önce Yetmiyor. öyle dedim. Yani demek ki böyle gecelerini çoğaltmış İmam Şafii Evet. Hazretleri. Uzatmış enine boyuna çoğaltmış Kur'an'la olan umarım. irtibatını İmam-ı Şafii'nin Evet. bilirsiniz. Son nefesini verirken İmam-ı Şafii'nin çok ilginç bir hatırası vardır. Kur'an kıraat ediyor, artık ölüm hali yaklaşmış. Nefesi yetmeyince öğrencisini çağırıyor, diyor ki buradan devam et. Şu ayet geldiğinde diyor bırak. Sadakallahül azim de. Öğrencisi diyor ki tam o ayete geldim, kafamı kaldırdım ki hocam ruhunu teslim ediyordu. Yani Subhanallah, evet. burada benim aklıma Efendimizin çok güzel bir hadis-i şerifi geldi Mürşide Hanım. Şimdi siz bunu söyleyince Resulullah'ın çok güzel aleyhissalatü vesselam çok hoş bir Kur'an okuma, kıraat etme tarifi vardı. Şöyle der Allah'ın Resulü, Kur'an'ı oku ve yüksel der. Uzun bir metin, ben başını ve sonunu Evet. birleştiriyorum. Okuduğun son ayet cennetteki makamın olacaktır. Çok Yani güzelmiş. şu o, okuduğun, kıraat ettiğin, özümsediğin, hayatına dönüştürdüğün, bütünleştiğin ayet seni Rabbinin katında o cennetlere ulaştıracak, senin cennetini hazırlayan aslında bir sermayeye dönüşecek. İşte müminin hayatı tam da böyle olmalı. Olmak kavramını dedik ya, bununla ilgili de yine güzel bir cümle söyleyelim. Sevgili dostlar, cennet olmanın ödülüdür. İnsan İnsan olduğu olmalı. için Allah cennetle ödüllendirir. Çünkü cennet bir bedel değil, bir ödüldür. Evet. Ve cennet rastgele yaşayanların yeri değildir arkadaşlar. Rastgele yaşayanların yeri değildir. Çok güzel bir cennet istikbalimiz var. Hep söylüyorum, muhteşem bir hayat bizi bekliyor. O kadar güzel ki görseydik ölürdük. O yüzden ölünce göreceğiz inşallah. O hayat bizi bekliyor. Bizi davet ediyor, ama emek vermek, ama o yolculuğa çıkmak gerekiyor diyorum. Evet, Allah razı olsun hocam. Gerçekten emek vermek, çaba sarf etmek, küçük gayretlerin ne kadar büyük şeylere dönüştüğüne hepimiz şahit olmuşuzdur. Yeter ki onun yolunda gerçekten samimane bir şekilde ilerleyelim. Kalbimizi ona açalım. Peygamber Efendimiz'in şeydi, çok hoşuma gider hocam. Beni ferahlat ya Ayşe der, Kur'an okutur. Sahabelerden durup durup kalbi sıkıştığında bizi ferahlatın der ya. O da şimdi şeye geldi hocam. Onların kalbindeki Kur'an'ı mı merak ediyordu acaba? Onlara nasıl indiğini Peygamber Efendimiz? Onların dilinden o Kur'an'ı duymak mı istiyordu? Tabii şu var, Kur'an'ı kıraat ederken insanın kulağıyla şahitlik etmesi çok güzel. Mevlana'nın çok güzel bir sözü vardır. Hayvan ağzından, insan kulağından beslenir der. Kulak yüreğe inen bir cadde Mürşide Hanım. Kulaktan düşen kalbimize iniyor. O yüzden duyabilmek müthiş bir nimet ve Kur'an kıraati, ben bazen dostlarımızla böyle gönül yorgunluklarında, ruh yorgunluklarında, bizim depresyon dediğimiz o gönlümüzün daraldığı dönemlerde diyorum ki bolca Kur'an kıraati dinleyin. Dinleyin, açın ve kulağınızı ve kalbinize giden o yolu gerçekten temizleyin. İnanılmaz istifadesini göreceksiniz. Ama tabii maksatlı ve niyetli dinlemek, yani öyle bir ses Yani olarak dinlemek öylesine de. değil, anlamıyla, niyetiyle yapılan bir dinleme çok etkili. İbni Mesud bunu çok yaşamış biliyorsunuz sevgili dostlar. Yani Resulullah'a çok Kur'an kıraat edip, hatta beni çok etkiler İbni Mesud'un Maide suresi
118, özür diliyorum, Maide suresi 118 değil. Burada notlarımın öresini almıştım ama biz onlara bir şahit getirdik. Bulabilirsem hemen size ayet numarasını vermek istiyorum. Evet. Şu an için bulamadım ama onlara biz sizi, seni ümmetine birer şahit olarak getirdik ayetini okuduğumda diyor İbni Evet. Mesud, başımı bir kaldırdım ki Resulullah hıçkırıklarla ağlıyordu diyor. Yani Allah Resulü'nün de bir karşı muhataptan bu hitabı dinleme ihtiyacı aslında bize de çok güzel bir rol ve model. Hem okumak, kıraat etmek hem de dinlemek. Kur'an'ın zaten bu Ramazan'da mukabele yapılmasının en güzel hali de budur. Mukabele, karşılıklı ikram etmek, Evet, hem evet. duymak, hem duyurmak çok kıymetli bir eylem. Hocam, Bir tanesi psikologlar inşallah. şeyi çok söyler. Hani bir şeyde çok zorlandığınız zaman, yaptırım gücünüz azaldığı zaman, şimdi bizim de öyle oluyor, bazen kendimize şunu yapalım diye yapamıyoruz. Erken kalkmalıyım, kalkamıyoruz. Uyumalıyım, uyuyamıyoruz. Bazen hükmedemiyoruz kendimize. Sesli olarak telkinde bulunun. Mesela kendinizi ruhsal olarak çok sıkıntıda hissettiğiniz zaman, ben bunu yapabilirim Allah'ın izniyle diye. Şimdi bazen ev beni daralttığında veya işte olaylar daralttığında, dediğiniz gibi durup sesli, işte mürşide, kendime dışarıdan bir ses gibi, bunu yapabilirsin Allah'ın izniyle. Çünkü senin Rabbin var. Güvenir. O sana güç verir, sıhhat verir, kolaylık verir. O dilerse kolaylaştırır diye kendi kendime. Bu kızıma da mesela yansımış, fark ettim. Ben Nisibe'de şimdi 3 çocuk, zorlanıyorum. Son çocuğum da haliyle işte bir yandan okul, bir yandan hafızlık, bilmem ne oğlumun süreci. Çok zorlanıyorum böyle ruhen. Kendime bunu çok sık yaptığımı hatırlıyorum. Kızıma da yansımış. Geçen bakıyorum ki kendi kendine diyor ki kızım, Nesibe bunu yapabilirsin sen. Dedim Allah'ım, yansımış gerçekten dedim. Böyle şok, onu görünce kendimi gördüm. Dedim Temsil ki benim, etmiş, ne evet. kadar kıymetli. Dedim ki demek ki Elhamdülillah. benim o şey ona yansımış. Gerçekten bazen zor zamanlar vardır ve üstesinden gelemeyiz. Ya da evlerimiz sıkar bizi, daraltır. Hani diyor ya, mezarlığa çevirmeyiniz, kabirlere çevirmeyiniz, namazlarınızı ikame ediniz. O evler cennet bahçelerine dönsün. Onun gibi. Yani bazen sıkılırız, daralırız, kalbimiz yorulur. Biraz önce dediğiniz gibi o Kur'an'ı indirdikçe ruhumuza, okudukça, yaşadıkça o mekanlar da genişliyor, zamanlar da genişliyor. Şimdi siz bunu anlatınca Kadir Suresinin son ayeti bir anda gözümde canlandı. Kadir Suresinin son ayeti muhteşem bir ayettir. Selamün hiye hatta matla'il fecr. O Kadir gecesi ta fecre kadar, karanlığın dağıldığı sabaha kadar hayat vermeye, aydınlık vermeye, selam olmaya devam eder der ayet-i kerime. Selam hiye hatta matla'il fecr. Bir selam vardır o gece ve o selam ta sabaha kadar, karanlığın dağıldığı ana kadar devam eder. Şimdi ben bu ayeti sadece Kadir gecesi için kısır bir algıda bıraktığımızda nasıl haksızlık ettiğimizi anladığımızda çok iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü selam kelimesinin sözlük manası huzur, mutluluk, barış, sevgi, afiyet, sıhhat, sağlık. Mesela bir mümin bir mümine "Esselamu aleyküm" dediğinde huzur, mutluluk, barış, sağlık, sıhhat üzerine olsun. Bir duadır selam insanın dilinde bir başka kardeşi için. Ama aynı zamanda selamın o gece bir fecir vaktine kadar insana bir esenlik, bir aslında huzur vesilesi olduğunu anlatan Rabbimiz bize Kur'anlı gecelerin, Kur'anlı ömürlerin, Kur'anlı hayatların, Kur'an merkezli beslenen akıl ve yüreklerin karanlıklarda kalmayacağını, karanlığın içerisinde fecre, aydınlığa götürecek bir huzur vesilesi olduğunu, yani iki ayaklı selam olan müminlerin, Kur'an'la beslenmiş yüreklerin bu selamı kendi hayatlarından başka hayatlara taşıyacak bir güç bulduğunu anlatır bize. Bu çok kıymetli bir şey, biliyor musunuz? Yani Efendimizin bir hadisi şerifi var. Biz bu hadisi şerifi çok eksik anladık. Allah Resulü hadis-i şerifinde şöyle der. Efşu esselam der. Selamı yayınız. Şimdi biz selamı yayınız diye tefsir etmişiz ama Allah Resulü selamı yayınız demek isteseydi inteşiru esselam derdi. Efşu kelimesi ifşa etmek, ortaya çıkarmak. Aleni şekilde, değil mi? Hayata dönüştürmek. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Efşu esselam. Mürşid Hanım, iki ayaklı selam olunuz.
Çok güzel. Huzurun, Evet. mutluluğun, o enerjinin, o sağlıklı imanın göstergesi siz olun. Gözünüze bakan yüreğinizi görsün. Gözünüze bakan teslimiyetinizi o. Ve şunu sorsun insanlar sizi gördüklerinde. Ya nereden buluyor bu enerjiyi, bu heyecanı, bu mutluluğu? Sonra dönsün de düşünsün desin ki, ha, esselam olan Allah'ın İslam olmuş bir kulu var karşımda. Ve kalbindeki bu, yüreğindeki bu enerji yüzünden, gözünden hayata akıyor. Çok güzel. Bunu söyleyebilecek bir duruşumuzun olması lazım. Ve ben gerçekten bugün Efşu Esselam hadisine o kadar çok ihtiyacımız var ki sevgili dostlar. Birbirinden tebessümünü esirgeyen, yüzümüzü yüreğimize dönüştürmeden, içimizi dışımız etmeden yan yana ama sırt sırta olduğumuz hayatlarımız var. Rabbim bizi giden yeryüzünün selamı eylesin Amin. inşallah. Ve Amin ya mümin Recep. olmanın en büyük göstergelerinden birisi, hep söylerim, eğer bir siyasetçi, yani bir özellikle bir belediye başkanı olsaydım, herhalde her gün billboardlara lütfen tebessüm eder misiniz yazdırırdım. Çok güzel. Gerçekten insana çok ihtiyacı olan bir Çok. şey. Yani kendi adına da başkası adına da Efendimiz'in sadaka diye tanımlaması gerçekten hiç boşuna değil. Kesinlikle. Yapılabilecek en Hocam kolay bu iyiliklerden şehirlerde, birisi. büyük şehirlerde toprağa dokunmayan, yani ben bunu sık sık söylüyorum programlarımda ama ciddi bir bence insanlığın, yani topluma çıktığımda onu görüyorum çünkü ben. O kuşun sesini duysa yüzü gülümseyecek. Bir kediyi görse farklılaşacak. Bir çocuğu, mesela çocuksuz mekanlar. Metroya biniyorsunuz, çok az çocuk mesela. Ama bir çocuk girdiği zaman şenleniyor, neşeleniyor. Bir çiçeğin açışı, buna ihtiyacımız var ve bu bize tebessüm ettiriyor aslında. Buz gibi o suratlar. Herkes böyle şey, yorgun. Ya o beni o kadar bazen yoruyor ki böyle. Dışarı çıkmakta en çok herhalde yorulduğum metrolara benzeri kalabalık yerlere girdiğimde ruhum yoruluyor. Bir anda herkesin yorgunluğu üzerime sanki çöküyor. Tebessüm etmeyen, hayatından hoşnutsuz, enerjisi bitik. Ben gençlere de çok kızıyorum bu anlamda. Yani ne diyorum ya, yaşınızda kaç gidiyorum. Yani böyle cıvıl cıvıl olun, neşe katın bize, böyle enerjiniz öyle olsun ki biz bile etkilenelim bunlardan. Gerçekten tebessüm o anlamda sadaka. İki kişi bir arada geldiğimizde, üçüncü neşeyle geldiğinde bile bize bir neşe katabiliyorsa, birden enerjimiz yükselebiliyorsa, gerçekten bu bir sadakadır yani. Ondan bize bir paydır vereceği. Evet. Bunu biz yapalım, örnek olalım gençlere. İnşallah. Yani bu çok zor bir şey değil. Ben her zaman söylüyorum, Müslüman istediği gibi bir yerde yaşayamıyorsa yaşadığı yeri istediği hale Çok dönüştürmelidir. güzel. İnşallah. Toprağımız, kuşumuz, çiçeğimiz, böceğimiz az olabilir. Ama insan aradığını bulur, görmek istediğinde görür. Bunu sağlayabiliriz. Güzellikleri görmek insanın kendi elinde. Şartlara ana mahkum olmamak lazım. Bu Evet. yüzden de insanlara bu konuda teker teker örnek olmak lazım. Ben çok defa yolda tebessümümden dolayı durdurulup hayırdır, tanışıyor muyuz ihtarını almışımdır. Ve buna rağmen vazgeçmeme niyetindeyim. Özellikle metro Marmaray'lara çok erken saatte bindiğimde şöyle bir duygu alıyorum. Yani insanlar sanki biraz sonra topluca intihar edecek hayattan Evet, ve aynısını Allah'a ben de hissediyorum. demişler. Ama mahkum olmamak lazım. Benim bir duam vardır Mürşide Hanım. Yoğun bir hayatım var biliyorsunuz. Evet, Rabbime Allah'a şöyle dua ederim. Unutmadıkça, unutmamak için de bir duam var. Özellikle sabahları evden çıkarken, Ya Rabbi, hayatımın yoğunluğunu ve yorgunluğunu başkasının yorgunluğuna dönüştürme. ay, Yani amin hocam, ben çok güzel. kendi yorgunluğumu bir başkasına transfer edip İşte sözümle, özümle, yüzümle, gözümle, davranışlarımla onun da kalbinin ve gönlünün yorulmasına ben vesile olmayayım. Bu Amin, çok ne kadar güzel. önemli bir dikkat biliyor musunuz? O yüzden bugün Kadir gecesinde ne yapalım sorusunun aslında böyle alt alta cevaplarını da Evet. vermiş oluyoruz. Efşu esselam olalım sevgili dostlar. Selam Bugün niyet edelim. Hayata ederim. yeniden huzuru ve mutluluğu getirelim. Bayat balık gibi bakan gözlerimizden vazgeçelim. Umut, enerji sağlayalım. Çünkü bir insanın yeryüzünde yapabileceği en güzel şey umudu temsil edebilmek. Çünkü o kadar umuda ihtiyacımız olduğu bir dünyada yaşıyoruz ki Kesinlikle. ve mümin sadece bunu yapabilmek adına hayata dönüşmeli.
Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah çok sık çarşıya gidermiş. Beni çok etkiler ve neden gittiğini sorduklarında, çünkü alışveriş yapmıyor, bir şey yapmıyor. Diyor ki sadece selam için gidiyorum. Yani orada o Subhanallah. kalabalığın içerisinde selam verip göz göze muhabbet. Çünkü insan insandan beslenen, insanla demlenen, insanla var olan bir varlık. Birbirimize ihtiyacımız var. Bu yüzden de bugün bu selam olmakla ilgili bir tanım vermek istiyorum arkadaşlarımıza. İki ayaklı selam olmak dedik çünkü. Kadir'in değerini karanlıkları aydınlatacak bir geceye dönüştürebilmek için. Arkadaşlar, kendi kadrini, değerini bilip selam olmak, içini, aklını, yüreğini değerlere bezeyip davranışlarına ve ahlakına yansıtmak selamı gerçekleştirmektir. Tekrar etmek istiyorum. İnsanın kendi kadrini, değerini bilip içini, aklını ve yüreğini değerlere bezeyip davranışlarına ve ahlakına yansıtmak selamı gerçekleştirmektir. Rabbim hepimize bu Amin. selamın iki ayaklı hali olmayı nasip eylesin. Amin. Biliyor musunuz, Allah Resulü'nün Hazreti Ayşe'ye Kadir Gecesi'nde öğrettiği duayı hepimiz biliriz. Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni ve anna. Rabbim sen kerimsin, affedicisin, affı seversin bizi ve beni bağışla duası. Aslında çok böyle sınırlı bireysel bir dua değildir, biliyor musunuz? İstiğfarlar, yani tedavi ve telafi etmek için günahlarımızı ortaya koyduğumuz eylemler ruhsal dünyamıza da çok iyi gelir. Beni çok etkileyen Efendimiz'in bir uyarısı vardır bir sahabeye. Bir sahabe bir gün geliyor, ya Resulallah diyor, İçim çok huzursuz, iç dünyam mutlu değil. Dışarıda çok iyi bir insanım. Böyle gördüklerinde harikayım, muhteşemim, ama eve geliyorum, çoluğumla çocuğumla hayatım iyi değil, eşimle iyi değil, iç dünyam iyi değil. Yani böyle bir ikilem yaşıyorum. Tam bizim halimiz sevgili dostlar. Ve Efendimizin verdiği cevap ne biliyor musunuz? Günahlarla ve istiğfarla aran nasıl diyor. Tedavi ve telafi edilmemiş günahlarımız ruh yorgunluğu oluşturuyor sevgili dostlar. O zaman da içimizdeki o güzel tatlı enerjiyi hayata taşımak, yani İslam ve Müslüman olmanın güzelliğini temsil etmek noktasında noksan kalıyoruz. Ne olur bu gece günahlarımızdan vazgeçecek, onlarla aramızda bir samimiyet oluşturmadan, çünkü insan sevdiği günahlarından vazgeçemez, günahlarımızı sevecek kadar geciktirdiğimiz tövbelerimiz olmasın. Günahlarımızı tedavi edebilmek için bugünler bir fırsattır. Bir ömre bedel geceler yaşamak Allah'ın insana sunduğu imkanlardır. Ve bu anlamda da şunu unutmayalım sevgili dostlar. Şeytan insanı günahına değil, mazeretine ikna eder. Mazeretlerimizi bir defa daha gözden geçirelim. Simone Weil'in çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki, günah boşluk doldurma çabasından başka hiçbir şey değildir. Yani bu kabı boş bırakırsak, akıl, kalp ve hayat hiç boşluk kabul etmiyor sevgili dostlar. O zaman bize düşen bu anlamda doğru, bilinçli, farkındalıklı, amacını unutmadığımız bir hayat bakışı. Allah razı olsun hocam. Var mıdır bize son söylemek istedikleriniz? Çok teşekkür ediyorum. Birlikte geçirdiğimiz bu zaman dilimi cennetimiz olsun inşallah. Amin. Hocam Benim ben demiştim yani cennete gidersek moderatör olacağım orada size. Onun için öyle bir sözüm var. Allah eğer bize böyle bir şey yaparsa orada böyle Hazreti Ali ile Hazreti Ömer'le Peygamber Efendimizle böyle konuşup asyal etmeyi Rabbim nasip etsin Hazreti Hatice ile Amin. Hazreti Bunlar çok Meryem'le. güzel hayaller. Çok güzel Evet. hayaller. Ben de peygamberler tarihi dersi çalışırken 3-3,5 yıl böyle bir çalışmam oldu. Bazı içinden çıkamadığım notlar, böyle sorular var, cevabını tam bulamadım, not alıyorum. Diyorum ki, bunları cennette 5 çayında soracağım peygamberlere Evet, diyorum. çok Bu da güzel. ne Evet. demek istemişlerdi? Bunlar çok güzel hayaller. Hayatımızı Amin. besleyen, dünyada kalmayan hayallerin sahibi olmak çok güzel. Amin. Yeryüzüne bir selam olması duasıyla Amin. bugün burada olmak için emek veren dostlarımıza teşekkür edelim. Tam bir mukabele saati aslında, bana özelden Evet. çok dönüş oldu hocam, saati değişemez miydi diye, ama sonra dinleme imkanları var Evet, inşallah. evet. Rabbim ömrümüzü bir selama dönüştürecek. Kur'an'ın aydınlığıyla fecre kadar yeryüzü karanlığının aydınlığına vesile olacak bir hayatı bizim hayatımız kılsın diyorum. Mavera Amin. Vakfı'na size çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim hocam. Bütün yoğunluklarınız arasında yine de bize fırsat ayırıyorsunuz. Allah razı olsun. Tüm kardeşlerimizden de dualarına katmalarını rica ediyoruz. Bizleri de, Ümmeti Muhammed'i de, Filistin'i de, İnşallah. Kudüs'ü de, Evet. tüm yeryüzünün Müslüman Arakanları, Arakan'ı, Myanmar'ı, Bangladeş'i, bütün Müslüman Evet. kardeşlerimizi, mazlumları özellikle bu hayırlı gecede anıp dualarına katmalarını ve ümmetin dirilişine vesile olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırla kalın inşallah. Allah'a emanet olun. Hadi Selam geceniz verin. mübarek olsun. Sizlerin de hepimizin Yeniden inşallah. kurulacak düzenin kartları dağıtılıyor masa. Filmler, diziler ve teorilerle sergileniyor kurgulanan gelecek. Usul usul değişirken dünyamız, pandemi, kitle imha silahları, mutasyona uğratılan virüsleri pazarlıyor korku tüccarları. Empoze edilen fikirleri reddedenler terörizmden hüküm giyiyor. İnsan haklarını en ön safta savunanlar, doyururken tokları, açlıktan ölen milyonları görmezden geliyor. Kurgulanan yeni düzende var olan tüm kokuşmuşlukların farkında olarak kalkalım, hazırlanalım. Tek bir harfi dahi esirgemeden en veciz sözcükleri kuşanıp haykıralım. Malcolm X anısına düzenlenen Dünya Yeniden Kurgulanırken Sözümüz Var deneme yarışması tüm dünyadan lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımıyla başlıyor. Haydi, sen de dünya yeniden kurgulanırken kaleminle yükselt sözünü. Haykırsın sözcüklerin, yankılansın mazlum coğrafyalarda. Mavera Ödülleri deneme yarışması için son başvuru tarihi 10 Mayıs 2022. Başvurularınız için www.maveraodulleri.com